Merhaba arkadaşlar. Bugün madalyalı şehrimiz Kahramanmaraş'ta Zavrak Döner'de Sinan ustamızla beraberiz. Etin, sütün, yoğurdun ve baharatların köyden geldiğini söyleyen ustamız ete öyle bir terbiye vermiş ki damağımıza resmen lezzet kazıyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Usta, şöyle karşımda sütun gibi bir döner görüyorum. Yaprak döner. Yaprak döner. Evet, %100 yaprak. Yaprak döner. Evet. Usta. Efendim. Hayvanın neresi? Hayvanın arka tosunun butu. Hayvan demeyelim, yanlış olmasın. Tosunun arka butu. Tosun. Süt tosununun arka butu. Belki tosun mu olacak? Aynen. Tosun olacak. Kuzu tosun ben. Ve kuzu karışık. Kuzu karışık. Hı. Evet. O zaman bu susun olmasının sebebi? Kuzu. Kuzu değil mi? Aynen. Kuzu. Şöyle bakıyorum. Yağ oranı az. Gayet güzel. Kolesterol olarak rahatlıkla yiyebilir. Tabii ki. Tabii ki. İt sıkıntı çekmesine. Kesinlikle it yağı yok diyorum. Tamamen kuzu yağıdır bu yani. Peki usta. Tosunun arka butunu alıyoruz. Evet. Akşamdan ince ince. Yaprak gibi açıyoruz. Açıyoruz. Başka bir işlem görüyor muyuz? Görüyor. Dövüyoruz. Dövüyor muyuz? Sosluyoruz. Bir gece sosta yatıyor. Sabah gelip şişe takıyoruz. Bir de dövdük. Evet. Bir de sosa bandırdık. Sosa bandırdık. Ondan sonra şişe takıyoruz. O et zaten orada pişti. Bilmiyorum. Aynen. Çok güzel oluyor. Burada az bir şey de pişerse yeter. Aynen. Peki usta. Evet. Terbiyeniz önemli. Terbiyemiz herkesin, önemli. Herkesin yapamadığı bir terbiye. Her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli vardır. Kesinlikle yani her vardır. Dönerinde bir sosu vardır. Ama evet. Bizim sosumuz farklıdır. Bizim farklılığında zaten sosumuz ve etimizin kalitesidir. Kesinlikle. Aynen. Peki terbiyemizde ne var? Şöyle gördüğüm kadarıyla bir kekik var. Dağ kekiği orada uzun uzun duruyor. Doğal kekik. Dağdan aynen. Getiriyoruz. Kendimiz topluyoruz kekiğimizi. Evet. Sütünü tamamen doğal, kendi köyümüzden getiriyoruz, pişmiş süt. Süt de kullanıyoruz. Aynen sosuna. Yani her şeyi doğaldır. Kesinlikle bir katkı yoktur. Ketçap kullanmayız, mayonez kullanmayız. Tamamen doğaldır bizimkisi. Peki karabiber? Karabiberimiz var, evet. Başka ne var usta? Başkası, o da bende saklı kalsın. Başkasına söylemiyorum. Canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. Ama ayaklarına lezzet, sağlık, çok teşekkür ederim. Şu lezzet var ya, insanı öyle... Uçurur ya, ayaklarını yerden keser. Afiyet şeker olsun. Ya zaten bizimki de o zaten. Bizim şeyimiz, gayemiz lezzet. Evet. Ustam keselim, sunumlarınızı görelim. Bu arada yukarıda bir tencere görüyorum. Ne var onda? Öğleye hazırlık. Bu kestiğimizi orada yedekte bırakıyoruz. Bir anda bir yoğunluk oluyor. Ha. Onu buraya döküyoruz. Hemen bir müşterilerimize sunum yani yapıyoruz. Etimiz kurumasın. Burada aynen. Fazla kalmasın. Evet. Oraya alalım. Çünkü bizim servisimiz 2 saatte sıkışık oluyor. Çok yoğun oluyoruz. Çok yoğun olduğumuzdan dolayı sıkışıyoruz. Sanayi yetiştiremiyoruz. Sanayi bölgesi gayet normal. Tabii aynen. Öyle arasın. Evet. Vatandaş, usta yoruluyor, acıkıyor. Aynen. Saldırıyor desene. Hepsi aynen saldırıyor. Usta burada domates görüyoruz. Yarı pişmiş şekilde. O domatesleri de dürümlerin içine bırakıyoruz. Oho. Bir tane bir görsel abiye bir dürüm. Hemen alacağım. Yalnız burada bir şey daha gördüm. Bu nedir? Bu da yağı. Dönerimizin yağı. Ha. Ver, ben İlla ki. İlla ki tutup da. Bak. Dönerimiz kurudu muydu? Bunu böyle üzerine dökeriz. Böyle yağlanır. Oho. Şöyle şıkır şıkır. Aktı ya. Evet. Adam dinlenmiyor. Ölüm vuruşuz. Boksörlerle bir vuruşuz. Ölüm vuruşuz. Yani çok güzel bir çok kaliteli bir yer. Tamamen Maraş'ın kendi çizgisi. Etin terbiyesi de kendini hissettiriyor. Şimdi ustam burada pilavlı var. Pilavlıya kaç gram et koyuyoruz? 100 gram. 100 gram. Pilav, dürüm, tabak aynı. Hepsi aynı. Standart yani diyorsun ki ben de pişmişi, dürüm diye. Pişmişi 100 gram. Çiğse 130 gram. Yani 130 gramdan 100 gram pişmiş et alıyoruz yani çiğ etten. Peki. Dürümümüzü görebilir miyiz usta? Dürüm yapıyoruz abi. Çay da yiyeceğim. Aa geldi geldi. Poşete şey yukarı her çaydan 40 lahmacun. Yalnız bu ekmekleriniz çok hoşuma gidiyor. Çok kalın değil, ince. Artık yumuşayacak. Ekmeklerimiz fırınımız var. Ekmeklerimizi hepsini biz yapıyoruz. Şimdi oraya bakacağız. Dört ustam şurada yapsın. Serdik. Pişmiş domatesi. Pişmiş domatesi ekledik. 15 lahmacun. 5 soğan piyazı. 4 ayran.
Maşrum mısın? Salman. Tuz. 15 tane var. Bu. Kebap yeşili var abi. Söylenme de söylenme. Usta. Damadır var. 10 tane ayranı var. İnsanı ekmekle yormuyoruz. Tabii. Aynen. İncecik, güzel etle doyuruyoruz. Etle doyuruyoruz. İnsanı ekmekle değil, etle doyuruyoruz biz buradan. Zaten helal müşterilerimiz olsun. Bizi bilir zaten. Peki, normal servisimizi görelim. Normal servis bırak Ramazan. Yine 100 gram. Buradan bir tane çizim çıkartalım. Olay bu mıdır? Pilavlıyı gördük, dürümümüzü gördük. Artı servisimizi gördük. Evet. Şimdi gelelim arka taraflara. Burada kebaplarımız var. Kebaplarımız var burada. Dönerden osanım diyelim. Kuşbaşı. Yiyelim. Kuşbaşı tavuk, yiyebilir. Tavuk kanat, yiyebilir. Adana yiyebilir. Adana. Tavuk kuşbaşı yine. Burada lahmacunumuz var. Oo. Lahmacunumuz var. Burada her şeyi biliyoruz. Evet. Yalnız bu Adana değil, Antep de değil. Maraş lahmacunu. Kendi lahmacunumuz. Maraş lahmacunu. Diğerden farkı ne? Aynı. Maraş lahmacunu için biz soğan bırakırız. Antep lahmacununa soğan bırakmaz var. Evet. Sadece maydanoz bırakırlar. Burada soğan da severler lahmacunu. Adana usulü. Aynen. Adana'da da öyle. Adana'da da soğan koyarız. Ama burada da bak sıcak ekmeklerimiz çıkar. Fırıncı, karalaşmaz, ekmeğimiz yapma, diğerine çıkar. Götten bir çıkart ama fırından sıcak sıcak. Evet. Evet. Burada da mangalımız var. Burada da mangalımız var. Orada pilavımızı görüyoruz. Burada pilavımız var. Pilavımızın altındaki ne? Su. Ha. Su diyor yani. Yan pilavı. Su. Arada abi. Közlenmiş biber var mı burada? Var. Ekmeğe biber var. Gökhan. Hemen veriyorum. Sıcak. Geldi mi? Oraya yiyecek. Hadi ustam. Üçüncü su sapla. Şere oldu. Of. Ustam. Mis gibi koktu. Ellerinize, emeğinize sağlık. Eyvallah. Bunu tabağımızın yanına böyle veriyoruz. Buna dürüm de yapıyoruz. Dürüm de istiyorlar. Bir saniye. Şimdi sen ona dürüm yapıyoruz dedin de. Aynen. Normal dürümümüz küçüktür. Bu tam büyük olacak. Buna 1,5 istiyorlar. 1,5 kişilik isteyenler buna veya duple isteyenler buna dürüm yapıyoruz. Şimdi o. Küncünü falan böyle. Teşekkür ederiz. Masaya geçelim mi? Geçelim. Şevket ustam. Efendim. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şu lezzetlerin damağımızla buluşma vakti. Öncelikle şunu sorayım. Fiyatlarımız ne kadar? Dürüm. Dürüm 23,5. 23,5. Porsiyon aynı. Çünkü dürümün içeriği aynı. Porsiyonla dürümün içeriği aynı. Ha, gramajlar. Geldik. İster dürüm, ister porsiyon evet, aldık. Evet. Her ikisi de 23,5. Salata, ayran hepsi dahil fiyata. Pilav üstümüz 26 lira. 26 lira. Gene salatası, ayranı hepsi lira. Salatası, ayran dahil. Evet, salata, ayran dahil. Böyle sürahiyle ayran veriyorsun yanına. Evet, sürahiyle veriyorum. O zaman ben atıyorum bir dürüm aldım. Dürüm de sürahiyle mi veriyorsun? Dürüme bardakla veriyorum. Tamam. Ama servis istedik, evet. Sürahiyle geliyor. Evet. Peki ustam, şununla başlayacağım. Afiyet olsun. Yalnız bu buçuk işi güzel olmamış. Bizim insanlar buçuk işini sevmez. Şu buçuğu atalım derler. Sizde de ya oluyor mu? Oluyor zaten. Yani buçuk dediğimiz zaman da hep ağzı düz alıyor. Düz fiyat alıyoruz genelde. Yani hiç işte 23,5 dediğin zaman olmuyor yani. Düz fiyat alıyoruz. Hatta çoğunla 20 lira alıyoruz yani. Yani müşteri zorlama, kırma yok burada. Müşteri ne derse olsun. Yarım elma, gönül alma. Evet. Doğru. Zaten aslanın da odur. Evet. Bir adam bir defa şuraya gönül bağ kurduğunda ikinci defa mutlaka gelir. Üçüncü defa mutlaka gelir. Evet. Değil mi? 23,5'ta 20 lira var. Can sağ olsun. Ne yapacağız abi? Ustam, şunun tadına bakayım. Bizde öncelik müşteri memnun olmaz. Müşterinin memnun olmaz. Kuru bir döner değil. Gayet dolu dolu. Böyle güzel bir döner geldi ağzıma. Atıyoruz. Dönerimiz güzel. Lezzetli güzel. Et kurumamış. Et kurumamış. Hı hı. Dışarı ısırdığında su ağzının içine doluyor yani. Evet. Mükemmel. Bir ısırık daha alacağım işte. Al abi. Atıyoruz.
güzel. Yani. Dur dönerim. Lezzetli bir de olması gerekiyorsa. Evet, hepsinde var. Hepsi var. Şuna devam edeceğim. Bu arada etler pamuk gibi olmuş. Yumuşacık. Tel tel pişmaniye gibi. Şimdi eti önce inceyince açıyoruz. İnceyince. Açtıktan sonra tekrar dövülüyor. Et dövüldüğü zaman o yumuşacık. Ve şimdi sosa yatırmadan önce o ezildiği için sostan sos onun biliklerine kadar içiyor. İkice yatıyor sosu üstüne. Yani etimizde iki işlem var. Önce ince ince doğruyoruz. Evet. Ardından dövüyoruz. Ondan sonra sos tadıyoruz. Ardından terbiyeyi yatırıyoruz. Evet. Ne kadar terbiyede kalıyor usta? Bir gece. Bir gece. Evet. Yalnız arada gördüğüm kadarıyla kekik de var. Tabii. Bunu, evet. Şimdi bir de bunu kekiğini gidip dağlara koyuyoruz. Evet. Satın almıyoruz. Belli. Şu uzun kekikler, evet. Dağ kekiği, evet. Biliyorum. Yani kekik zamanı gidip dağdan topluyoruz. Eğer bir işte tatlı yakalamak istiyorsan her zaman doğaldan yanılman lazım. Ki etimiz gerçekten terbiyesiyle, lezzetiyle gayet lezzetli, yumuşacık, sulu sulu bir et. Afiyet olsun. Özellikle kokusu ile resmen kokusu. Böyle ruhumuzu okşuyor, dilimizde zirveye ulaşıyor, midede zaten uykuya geçiyor, seni bir rahatlatıyor. Afiyet olsun. Ellerinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Sizin... Biraz önce arkadaşımla dediği gibi köyde et veriyoruz. Hala köyde. Sütünü kendimiz getiriyoruz. Yoğurt da köyde. Onu da soracağım. Şimdi bu kadar özen gösteriyorsa ayran da yoğurdu da buradan marketten alamazdık. Kesinlikle. Köyden getiriyoruz. Ben hiç saklamıyorum. Yani. Biz köylüyüz. Neresindesiniz? Elmalar. Elmalar. Kahramanmaraş Elmalar. Kolaydı ya. Evet. Peki ustam. Burası hangi saatler arasında açılır? Burası saat 7 gibi açılır ama 9'da dönerimiz hazır olur. Evet. 4-5 gibi de dönerimiz bitmez. Maşallah. Kesinlikle biter ya. Peki son olarak insanlar burayı nasıl bilir? Burası nerede? Burası yeni sanayi sitesi, kooperatif bitişi. Postane yanı. Zaten bilmeyen yok. Şeyde İnternette adresimiz, konumumuz var. Evet. Ben de açıklama bölümüne bırakacağım. Zaten bilmeyen yok yani. Çevre illerden dahil müşterimiz var. Buyurun. Arkadaşlar, ustamızı duydunuz. Mekanı gördünüz. Listenizi alın derim. Lezzet gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebileceğim lezzetlerden biri. Velhasıl kelam ustam, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.